Gençler bir yandan hiç gerçekleşmesi mümkün olmayan sanal rüyaların ürünü dizi filmlerle uzay hayatı gibi yaşayacaklarına inandırılırken televizyonlarda dizi filmlerde öbür taraftan da bir gün sigortası ödenmese nefessiz kalıp boğulacağını zannedeceği kadar kör bir kavganın içine çekilmektedirler. Sanki bu gençler Allah'ın kulu değil onları Allah yaratmadı. Onları işte devlet planlama yaptı. Sipariş verdiler Çin'den vesaireden, Avrupa'dan tırlarla geldi. Gibi muamele mi yapacağız gençlere? Onlar insanlığın yarınları. Bu ümmetin geleceği onlar. Umudu kırılmış gencin dinine ne faydası olacak? Kendine faydası yok ki. Bugün bir kova yemek yediği halde yarın aç kaldığından korkuyor. Bugün bir kovayı gönderen Allah yarın sana bir, bir, bir kova daha gönderir. Hani 6 aydır aç olsa yarınki fakirlikte niye korkuyor onu anlayacağım. Ev bulamamaktan korkuyor. Aba o ecdadın Orta Asya'da çadır da bulamadılar. Asırlarda çadırsız yerlerde yaşadılar. Bursa'da bir çadır kurabilmek için 100 sene savaştılar. Himalyalarda insanlar evsiz mevsiz bir ağacın altında 2 metre karın üstünde yaşıyorlar. Ama hayatı sanal dünyanın planladığı gibi yaşayacağını zannetmesi bir insanın kendi kuyusunu kazmasıdır. Çalışan, burnu bir karış havada dik durmayan, Allah'ın ondan başka güzel yaratmadığını zannetmeyen, annesine babasına karşı bir ters çıkışı, ahlaksızlığı olmayan hiçbir genç fakirlikten korkmasın. Evim olmaz diye korkmasın. Evlenemem diye korkmasın. Asla korkmasın. Ama kim korksun? Sen bir gün anneni ağlattıysan, babanı üzdüysen Çare yok, Allah seni bu dünyada perişan edecek. Ana ve babaya karşı işlenen suçlar, ahiretten önce dünyada cezalandıran suçlandandır. Dolayısıyla sen ağlamalısın. Sağsa anan baban, ayaklarına kapa. O beddualarını geri alsınlar. Ağladığın kadar güldür onları. Öldürürlerse git mezarlarına ne yapacaksan yap. Mezarı söküp çıkarıp ayaklarını öpersin. Ne edersen et. Ne edersen et anneye babaya karşı zulmettiysen, asi olduysan, sen korkmalısın. Hayır, sen daha bir çiçeksin. Bu dallarda böyle, çiçek olmuşsun. Korkma sen, kimden korkuyorsun? Genç adam, üstelik, ne korkması be? Ne evi yahu? Ne apartmanı? Senin yerin arşın gölgesi. Arşın gölgesi senin için hazırlanıyor. Orada koltukların hazır. Sen burada derde bak ya. Sanki 800 sene kalacaksın dünyada da. Allah'tan kork. Ona asi olmaktan kork. Ahlaksız olmaktan kork. Kullarına Allah'ın zulmetmekten kork. Hayvanları Allah yarattı. Bildiğin halde hayvanlara eziyet etmekten kork. Zalim olmaktan kork. Tembel olmaktan kork. Sakat kalmaktan korkma. Tembel olmaktan kork. Tembeldir uykusuz kalması gereken.